Değerli izleyicilerim, bugün ünlü bilim insanı Filiz Karaosmanoğlu ile birlikteyiz. Kendisi İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi, Profesör Doktor ve Sürdürülebilir Üretim Tüketim Derneği SÜTDE Başkanı. Ayrıca anne, öğretmen, sivil aktivist, akademisyen, seyyah, köşe yazarı. Evet, kendisiyle bugün atık konusunu konuşalım istedim. Değerli zamanını ayırdığı için kendisine teşekkür ederim. Peki, atık nedir? Atık dediğimizde hem bir ferdin günlük yaşamında açığa çıkan hem de endüstride üretirken açığa çıkan unsurları kastediyoruz. Şimdi bunlar iki şekilde ortaya çıkar. Bir, kişisel olarak hayatımızı, günlük yaşamımızı düşünelim. Sabah uyandıktan sonra tüketmeye başlarız. Bu tüketimle birlikte örneğin kağıt kullanırız. Örneğin metal bir kutuda içecek içeriz. Bir plastik ambalajdaki yoğurdu tüketiriz. Bir bakarız ki akıllı telefonumuz ömrünü tamamlamış. Bir bakarız ki otomobilimizin yağını değiştirmemiz gerekiyor. Bir bakarız bir ahşaptan sandalye artık kullanılamaz. Bir bakarız ki evimizde cam kırığı oluştu, cam şişesi. Bunlara baktığımız vakit bunlar bir ferdin hayatında gördüğü atıklardır. Yani bu nasıl olur? Biz bir şeyi tüketirken ya da hizmet alırken, örneğin bir lokantada otururken de içtiğimiz ayranın plastik kabı olabilir. Düşünün, her zaman bir atık çıkarırız. Peki bunu endüstriyel yaşama getirdiğimizde nasıl olur? Endüstriyel yaşam bize bir ürün sunmak isterken kaynaktan başlayarak ürünün satışa arzı ve bizim tüketimimize kadar da iki tip atık oluşur. Bir, görünen atıklar, fabrikalar, tesisler bu atıklarını yönetmekle yükümlüdür. Ama bir de bizim görmediğimiz ürünlerin atıkları vardır. Örneğin biz bir bilgisayar satın aldığımızda aslında bilmeyiz ki onun için dünyanın hangi kaynaklarını ne kadar tükettik. O kaynakları tüketirken ne kadar atık oluşturduk. Atık aslında dünyada artık 7. ham madde, 7. kaynak olarak kabul ediliyor. Yani atık aslında karıştırmamamız gereken konu. Atık geleneksel anlamda kullandığımız çöp değil. Çöpü izninizle Işın Hanım tarif etmek isterim. Çöp içinde eğer evimizden çıktıysa biraz önce söz ettiğim cam, plastik, yemek, sebze atıkları, bazen hatta pil falan içeren bir karışımdır. Biz bu karışımı düşündüğümüz vakit bunlar evden çıktıktan sonra eğer biz bunları ayıklayıp ayırmazsak, örneğin pillerimizi, elektrikli elektronik atıklarımızı, plastiklerimizi, camlarımızı karışık bir şekilde belediyeler tarafından alınır, ayıklanır. Ayıklandıktan sonra isteriz ki çöp dediğimiz bu genel atık karışımının içindeki ham madde dediğimiz, bakın bunların hepsi adeta bir kömür, evet, petrol, doğalgaz, orman, tarla, cevher demek. Hepsini işleyen bir sektör var. Yani bizim ulusal ham maddemiz. Ben hep diyorum ki atık ulusal servet. Evet. Biz atık oluştuktan sonra onu fert olarak, iyi bir yurttaş olarak atık işleme yasal zincirine sokmakla yükümlüyüz. Maalesef kötü hikayeler duyuyoruz. Güzelim Trakya'da örneğin bir endüstri tesisin atık sularından kirlilik toprağa suya karışması. Çokça duyuyoruz ki sanayi bölgelerinde bazı varillerin toprağın altına gömülmesi. İşte evet, bunların hepsini
takip etmekle yükümlüyüz. Onların hepsine bir yerli ham madde gözüyle bakmalıyız ve işlemeliyiz. Ne mutlu ki ülkemizde sayıları giderek artan, teknik yetkinlikleri güzel, bu muhtelif atıkları işlemek üzere kurulmuş tesislerimiz var. Yani atık bir istihdam da yaratıyor, bir ulusal gelir de yaratıyor. Evet. Peki sıfır atık var mı, nedir? Şimdi sıfır atığa şöyle yapabiliriz. Teknik anlamda söylediğimizde yine sıfır atıkla yaşamak günlük yaşamda ve endüstriyel yaşamda çok kolay değildir. Ama bu bir atık yönetim düşüncesidir. Ama bunun bir teknik yönü olması lazım. Biz bunu günlük yaşama iki şekilde yine düşürebiliriz. Şimdi diyelim ki tekstil ürünlerini kullandık. Biz onu kullandıktan sonra karar verdik ki benim için ömrünü yitirdi. Evet. Şimdi burada düşünmeliyiz. Ben ondan bir yeniden kullanım yaratabilir miyim? Ya da yok. O zaman acaba ben bunu paylaşabilir miyim diye düşünmemiz lazım. Belki benim kullanmadığımı birisi paylaşım ekonomisinde kullanabilir. Yoksa onu biz ne yapmamız lazım? Yeniden kullanımı da yapmadıysak o zaman geri dönüşüme göndermemiz lazım. Evet. Hep burada bir değer katma zincirinden konuşuyoruz Işın Hanımca. Evet. Şimdi tesislere geldiğimizde her bir üretim tesisi katı, sıvı ve gaz kirleticilerini en iyi yönetmek, mevzuata göre havayı, suyu, toprağı kirletmemekle yükümlüdür. Bir de eğer üretiminde atık oluşuyorsa prosesine, sürecine uygun olarak da ya onun tesisinde kendisi yönetebilir ya da onun atığı başka bir tesisin ham maddesi olabilir. İşte o zaman da diyoruz ki döngüsel ekonomi oluyor. Evet. Biz yıllarca nasıl yaşadık? Üret, satın al, tüket. Böyle bir şey yok artık. Her şeyi hep böyle paylaşarak düşünmeliyiz. Atıktaki ana felsefe sıfır atık yönetim sistemine giderken başta en az atık oluşturma. Eğer atık oluşacaksa miktarını aza indirme, azaltamıyorsak geri dönüştür, onu yapamıyorsak geri kazan, en son olarak da bertaraf etmeliyiz. Burada hep bir yeşil ekonomiden söz ediyoruz Işın Hanımcığım. Yeşil ekonomiden de söz edelim. Yeşil ekonomi nedir? Şimdi dünyaya baktığımızda bu koskocaman akvaryum, biz büyük bir kısmı su olan bir gezegende yaşıyoruz. Su. Yani kocaman bir akvaryum. Burada başlı iki tane ekosistem var. Kara ekosistemi ve su ekosistemi. Bir de kıyılarımız var. Evet. Şimdi yeşil ekonomi bu kara ekosistemlerinde, mavi ekonomi ise denizlerde, kıyılarda, adalarda olan ekonomi. Buradaki asıl olan şu. Tabii üretmek gerekiyor. Kazanmak gerekiyor. Her ürün üretici için bir kazanç unsuru. Ama bunu yaparken eğer doğanın ve insanın sağlığı göz önüne alınırsa işte bu ekonomi yeşil ya da mavi olur. Biz o zaman hem gezegenimizi korumuş, hem insan, hem doğa dostu üretim yapmış oluruz. Eğer bu üretimlerin hepsinde sadece bugünü düşünmezsek Işın Hanım, ben tükettiğim kaynakları gelecek içinde daim kılmak istiyorum. Bu kaynakları gelecek nesiller de kullansın, tükettin dersek o zaman bütün üretimimiz sürdürülebilir olur. Yani geleceğe kalır. Asıl olan iyi bir yurttaş ya da bir sanayici için şudur. Sürdürülebilir üretimi, tüketimi, hizmeti başarmak. Bu aynen başkanlığını yürüttüğüm Sürdürülebilir Üretim Tüketim Derneği'nin de
kendine tanımladığı vizyon, misyon tanımı içinde yer almaktadır. Ne mutlu ki benim akademik alanım da aynı bununla örtüşüyor. Yani akademik yönümde, sivil aktivist yönümde, evet, yeşil kalemimde hepsi bu güzel gezegene hizmet ediyor. Ne kadar güzel. Evet, peki Avrupa ülkelerinde atık konusunda duyarlılık nasıl? Tabii şöyle, aslında bizim Orta Asya'dan güzelim ülkemize gelirken ki görgümüz, bilgimiz, toplumumuzla birlikte gelen kültür çok harikaydı. Evet. Fakat ne yazık ki giderek bunları biz aile yaşamlarında, ticaret hayatında, endüstride yok ettik. Evet. Bugün günümüzde Avrupa Birliği COVID-19 sonrasına hazırlanırken de Işın Hanım, diyorlar ki biz yeşil toparlanmalıyız. Evet. COVID-19 sonrasına hazırlanmalıyız. Ama bu bir biyolojik afet. Evet. Biz bu arada da iklim değişimiyle mücadele etmeliyiz. Tam COVID-19 öncesinde Aralık 2019'da Avrupa Birliği, evet, Avrupa Yeşil Düzen Belgesi'ni imzaladı. Daha, evet, sonra bu yıl yeni iklim kanunu açıklandı. Kimya endüstrisi için, enerji için, dijitalleşme için hep yeni mevzuat var. Bu Avrupa Birliği'nde ola gelenler bizi de çok ilgilendiriyor. Çünkü biz en büyük ihracatımızı, evet, Avrupa Birliği yapıyoruz. Avrupa Birliği işte, evet, sürdürülebilir üretimle gelmiş, karbon ayak izi belli ürünlerin, evet, sınırlarından girmesine izin verecek. Biz bunu çok yalın anlatımla şöyle de diyebiliriz. Evet. Ülkemizden bir ürün ihraç edildiğinde sınırda o ürünün bu dünyaya olan vebali, yani, evet, sen ne kadar sera gazı salımı yaptığı ölçülecek. Bizim, evet, sınırlarda karşımıza bunlar çıkacak. Buna çok, evet, dikkat etmemiz gerekiyor. Biz, evet, Avrupa Birliği'ne bir aday ülkeyiz, mevzuatımızla ilerliyoruz, olsun olmasın. Evet. Endüstrinin, ihracatın sınırları yok. Atmosferin, evet, sınırı yok. Akdeniz'in, evet, sınırı yok. Onun için bu temiz dünya için hepimizin uğraşması gerekiyor. Evet, çok güzel. Peki pandemi sürecinde atık nasıl? Pandemi sürecinde tabii yaşamımıza her zamankinden çok kullanılan maskeler girdi. Evet. Siperlikler girdi. Lastik eldivenler girdi ve, evet, daha çok paket servis kullanıldı. Evet. Bunların hepsi, onların bir kısmı tıbbi atıklara giriyor ve özellikle pandemi döneminde ambalaj atıkları dediğimiz atıklar, kağıtlar, plastikler, camların miktarı çok arttı. Evet. Şimdi bizim buna da hala da dikkat etmemiz lazım. Her zamankinden daha çok dezenfektan şişeleri oldu, evet, kolonya şişelerimiz oldu. Bütün bunlara dikkat ettiğimizde ve çoğunlukla kapalı ortamlarda atığımızla baş başa kaldık. Evet. İşte en önemli sürdürülebilir yaşam kültüründe olan şey şudur. Sert atığıyla karşı karşıya kaldığında ne yapacak Işın Hanım? Evet. Şimdi onunla baş başa kaldınız. Evet. Bu evinizde, evinizde en doğrusu tabii ayıklama yaparak, hı hı, atıklarınızı, belediyenizde, evet, de böyle bir sistem varsa, hı hı, atık yönetim sistemine sokmanız. En az, evet, atık oluşturmanız. Tabii. Örneğin tıbbi atıklarımız için ne diyoruz? Maskemiz, şeyimiz, onları böyle küçük bir poşetle kaplayıp onları böyle biraz 3 güne yakın beklettikten sonra çöpe karıştırmamız lazım. Ama iş yerimizde, evet, Toplu alanlarda varsa ilgili atık toplama yerlerine vermemiz lazım. Evet. Şimdi tüketim toplumunda plastiklerin kullanımı çok artıyor. Şimdi, evet, düşündüğümüz vakit plastik yaşama kolaylık, hafiflik, evet, sağlık, evet, ve hijyen sağlar. Evet. Ama bunun özellikle tek kullanımlıklarını giderek hayatımızdan çıkarmamız lazım. Bunu çok güzel bir şekilde ayarlamamız lazım. İşte, evet,
Otomobili benim ülkemizde en çok üzüldüğüm şeylerden biri şu Işın Hanım. Otomobilinde insanlar atığıyla karşı karşıya kalıyor ve penceresinden atıyor. Siz de çok ülke gördünüz, ben de gördüm. Bunu yapan ikinci bir ülke görmedim ben. Hani çöplerini değişik bir tarafa toplayan ülkeler vardı, sokakları kirli. Fakat bu atma kültürü, atma tabii güzel bir kelime değil. Hani atınca kurtulma. Bu bir insanı gönlünden atmaya benzemiyor. Evet. Burada bir atıkla birlikte ulusal bir ham madde. Nasıl bir otoyolun kenarında giderken yeşilliklere doğru insan atığını taşıtından atar, bunu ben anlamıyorum. İşte adeta bir ferdi terbiye ile atığımızı iyi yönetmemiz gerekiyor. Peki okullarda eğitim sisteminde nasıl yer almalı? Şimdi eğitim sisteminde genel olarak bizim üniversitemizde çevre mühendisliği eğitimlerinde de adeta yoğunlaşma kirlettikten sonra temizlemeye özgü gibi. Halbuki böyle bir şey olamaz. Evimizden de düşünelim. Şöyle kirlet kirlet temiz. Ya nasıl bir de evi temiz tutmaya çalışmak. Kendimizi temiz tutmaya çalışmak. Ben ve akademisyen olarak ve biz Sürdürülebilir Üretim Tüketim Derneği'nde özellikle okul öncesi eğitimden başlayarak insanlara nasıl oturma kalkma öğretiliyor değil mi? Küçük yaşta bir mesela örneğin idrar terbiyesi veriliyor çocuklara. Değil mi? Kimin yanında ne yapılır, ne yapılmaz, büyüklerle nasıl konuşulur? Bunlar öğretilirken çocuklarımıza sürdürülebilir yaşam kültürü öğretilmesi ve bu dünyada aslında bizim yalnız olmadığımız ama en bencil grubun insanlar olduğu. Bakın şöyle hayal edin. Bir çocuk da dünyayı ilk çizerken nehir çizer, dağ çizer, annesini babasını ev çizer. Ama biz bencil yaşıyoruz. Şöyle düşünün. Bu güzel gezegenden bizi çıkarın. İnanın herkes çok mutlu yaşar. Hayvanlar, dağlar, nehirler, çiçekler. Onlar bizsiz olabiliyor. Ama biz onlarsız olamıyoruz. Çocuklara doğanın kıymeti, toprağın kıymeti, havanın, suyun kıymeti öğretilmeli. Ve çocuk az tüketime yöneltilerek yetiştirilmeli. Biz hızla gelişmek isteyen, üretmek isteyen bir ülkeyiz. Biz zengin değiliz. Su fakiriyiz. Enerjimizin büyük bir kısmı ithalata dayalı. Pek çok ürünü ithal ediyoruz ya da ham maddesini ithal edip yerli üretiyoruz. Bu nedenle biz hepimiz iktisatlı olması gereken, har vurup harman savurmayacak fertler ve endüstrinin öğeleri olması gerekiriz. Bu çocuklarımıza okul öncesinde öğretilmeli. Bizim de sütte de küçük karbon kahramanlarımız var. Işın Hanımcığım. Her sene bu konuda küçük karbon kahramanı küçükleri belirliyoruz ve topluma tanıtıyoruz. Çok güzel. Peki kenevir ve geri dönüşüm hakkında da bilgi alabilir miyim? Şimdi bizim ülkemiz geçen seneden itibaren keneviri tanıdı. Aslında bir kimya mühendisi olarak bizler için bitkisel biyokütle yani tarımdan gelen ham maddeleri işlemek hiç yeni bir şey değildir. Kimya endüstrisi odunu işleyerek başlamıştır. Daha sonra petrolün, kömürün, doğalgazın hayata girmesiyle yaşamımıza refah ve konfor veren kimyasallar son ürünlerin hepsi hep böyle üretilmiştir. Daha sonra biyokökenli dediğimiz ürünler belirttiğiniz gibi kenevir. Kenevir çok önemli bir bitkidir. Bitkinin adeta kurban hayvanı gibi her yerinden bir şey yapmanız gerekir. Biz nasıl bir petrol rafinerisinde petrolü işlersek, örneğin bir petrolden başlayarak nasıl bir
plastik su şişesine kadar petrokimyasal gidersek, aynı şekilde kenevir ve biyokütle kaynaklarından da başlayarak biyorafineri dediğimiz ürünleri de elde edebiliriz. Bu hedef ürünlerin hepsi de kömürü, petrolü, doğalgazı işlediğimiz kimya mühendisliğinin temel işlemleriyle olur. Evet. Ve tabii kökeni itibariyle de doğayı insana sunduğu için yeşil kimyanın ürünleri olurlar. Evet. Onun için Türkiye'mizde de dünyadakilere paralel olarak bu tip çalışmaların olması yararlı. Örneğin taşıtımıza koyduğumuz bir yağlama yağını, büyük çoğunluğunlar petrolden elde edilir. Ya da sentetik kimyanın ürünleridir. Ama aynısı örneğin çok özel bir Alp dağlarındaki bir kayak merkezinde bizim mesela Manyas Kuç Cenneti'nde kullanılacak bir yağlama yağı, yaygın adıyla madeni yağ. Örneğin o da biyokütle kaynaklarından, bitkilerden, örneğin yağlı tohum bitkilerinden başlayarak biyo yağlayıcı olarak üretilebilir. Yani dünyamızda şimdi şöyle bir yaşam var Işın Hanımcığım. Petrole, kömüre, doğalgaza, cevherlere bağlı bir sonlu kaynaklardan üretim. Bir de bitkisel ve hayvansal kaynaklardan üretim. İşte bunlar o zaman da biyo kökenli endüstriyel ürünler oluyor. Biliyorsunuz belki mesela tüketiciler çok iyi bilir. Örneğin bir petrolden başlayarak bir bulaşık deterjanı olabildiği gibi öyle bulaşık deterjanları var ki suya karıştırdığında adeta şeker gibi parçalanıyor. Çok güzel. Peki her şey yaşayan doğadadır. Bu sizin çok güzel bir cümleniz. Çünkü bakın gördüğümüz canlılarda ve görmediğimiz, yani dünyada biyoçeşitlilik o kadar zengin ki Işın Hanımcığım. Yani topraktaki ve sudaki biyoçeşitlilik inanılmaz güzel. Bütün hepsiyle birlikte yaşıyoruz. Hepimizin bu zincirlerde bir görevi var. İşte bu zincirleri bozmamamız gerekiyor. Ama burada bu her şey doğada, yaşamda var derken iki şeyi karıştırmamak gerekir. Pandemi bize neyi öğretti? Bir şehir yaşamımız var. Bir doğal yaşam var ama bir de vahşi yaşam var. Değil mi? Sınırlarımızın olması gerekiyor. Bu sınırlarımızı iyi korumamız gerekiyor. Yani vahşi yaşama nasıl gireceğimiz çok önemli. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi bir vahşi yaşamda bir hayvanları izlememizin bile seyyah olarak kuralları vardır. Bir de besin zincirinde yiyeceğimiz hayvanlar var, yemeyeceğimiz hayvanlar, dokunacağımız bitkiler, hiç görmediğimiz tek hücreler var. Ama bu dünyada bir de virüs var, mikrop var, bakteri var. Bakın biz bu doğal yaşama müdahale ettikçe, hele de bu soğuk tüketim sonrası için çok üretince, sera gazlarını saldıkça dünya ısınıyor. Küresel sıcaklık artışıyla iklim değişiyor. İklim doğası gereği değişirken ama biz ne yapıyoruz? İnsan eliyle tüketime bağlı değiştiriyoruz. İşte bunu değiştirdikçe meteorolojik afetler oluyor. Seller, taşkınlar, sıcaklık, aşırı sıcaklar, kuraklıklar oluyor. Ama bir de dünyada böyle afetler var. Bir de yaşadığımız gibi pek adlandırılmıyor ama biliyorsunuz bu pandemide bir biyolojik afet. Bu kadar dünyayı biz karma karışık yaptığımızda bizim meteorolojik afetlere de aynı zamanda da biyolojik afetlere de hazırlıklı olmamız gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ederim Ceyiz Hanımcığım. Benim sorularım bunlar. Çok değerli bir sohbet oldu. Zamanınızı ayırdınız. Sağ olun. Sizin ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? Işın Hanımcığım, siz de bu güzel yaşama değer katan hanımefendilerden bir tanesiniz. Başta siz olmak üzere kıymetli eşiniz, aileniz,
Ve bizi izleyenler, önce kendimize iyi bakalım. Enerjimize iyi bakalım. Çevremize iyi bakalım. İklim değişimine iyi bakalım. Ama mutlu olmaya çalışalım. Tabii. Yaşamda her şey mutlu olmak için. Lütfen mutlu kalınız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sevgiler. Diğer konularda tekrar görüşmek dileğiyle.